Evet arkadaşlar, bugün ormandan, kırlardan, bayırlardan hardal otu ve turp otu karışık topladık, getirdik, yıkadık. Şimdi doğrayacağız, tekrar bir sudan geçireceğiz, haşlayacağız ve yemeğimizi yapacağız. Doğrama işine hemen başlayalım. Bu kadar doğramak yeter. Hemen sıcak suyun içine atıp 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Evet, turp otumuzu ve hardal otumuzu güzelce doğradık ve kaynamakta olan suyumuzun içine atıyoruz. Haşlayacağız. Ayrıca bu video çok aceleye geldi. İnşallah daha sonraki videoda bu otları toplama aşamasını ve diğer yaptığımız işlemleri tek tek daha detaylı olarak sizlerle paylaşacağız. Daha detaylı bir bilgiye sahip olacaksınız inşallah. Yaklaşık 20-25 dakika haşlıyoruz. İyice yumuşuyor. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Evet, 20 dakikadır turp otumuzu ve hardal otumuzu haşlıyoruz. Haşlandığı kadar yeter dedik. Daha yemek yiyeceğiz. Hemen süzme işini yapalım. Bir soğuk sudan geçirdikten sonra kavurma işine geçeceğiz. Evet, bütün malzemelerimizi hazırladık. Turp otumuz ve hardal otumuz da hazır. Şimdi malzemelerimizi söylüyoruz. 2 tane soğanımız var. Karabiberimiz, kırmızı toz biberimiz ve tuzumuz var, salçamız var, sarımsaklı yoğurdumuz var, ayçiçek yağımız var. Hemen soğanları kavurmakla beraber başlıyoruz. Bu yemeği de biz ilk defa yapıyoruz. Hatasıyla, sevabıyla artık ne çıkarsa bahtımıza. Soğanlarımızı hafiften pembeleşene kadar pişiriyoruz. Soğanlarımız hazır. Hemen salçamızı ekliyoruz. Baharatlarımızı ekliyoruz.
Behardal otumuzu da turp otumuzu ekliyoruz. Birkaç dakika bu şekilde pişireceğiz. Daha sonra sarımsaklı yoğurt ile servise hazırlayacağız. Evet, yaklaşık 5 dakika pişirdik. Servise hazır. Afiyet olsun.